bir şey daha aktarmak istiyorum. Çocuklarımıza el yıkamayı öğretirken lütfen renkli bir sulu boya alınsın. Çocukların ellerini yıkarken o sulu boyayla boyanan ve boyanmayan yerleri görmesini sağlayın. Nasıl Sonuçta hocam? yıkanır. Bir daha söyleyin. Bakın, sulu boya bir renk alsınlar. Evet. Kırmızı, Kırmızı, sarı, tamam. mavi, yeşil, siyah. Ne Evet. renk olursa. Küçük bir bardağın içerisini sulandırsınlar. Tamam. Bunu çocuklarının ellerini yıkamaları gibi göstersinler. Bakılsın Çok kenarlarda, iyi. üstlerde, yanlarda, altlarda boyanmamış yerler kalıyorsa çocuklara özellikle buralara da dikkat ederek Çok güzel. yıkamalarını öğretmemiz gerekiyor. Çünkü el yıkamak sadece bu değil. Bunun mürekkep deneyleri yapılmış. İnsanların neredeyse %40'a yakın ellerinin yıkanmamış yerleri ortaya çıktı. Kamera tam görsün hocam sizi, ellerinizi. Şimdi Bakın. sizden rica ediyorum. Doğru el yıkama. Bakın elle bulaşıyor. Yani el çok Doğru. önemli burada. Yani Avrupa eliniz tipi taşıyıcı bir elle unsur. bulaşıyor. Evet. Avrupa tipi elle. Yani İtalya'daki Evet. elle bulaşan. Avrupa tipi dediğimiz, çünkü iki çeşit dedim ya, Çin tipi solunumla, Avrupa tipi de temasla, dokunsal bulaşan. Nasıl yıkayacağız? Bakın, ellerimizi yıkadığımızda, şu hareketi yaptığımızda sadece üst ve alttan yıkamış oluruz. Bu yanları, içleri hiçbir zaman yıkamıyoruz. Bizim yapmamız gereken bu yıkamayı da geliştirmek. Bunu da yapmak yetmiyor. Bazen şu tarzda bunları da ekleyip bilek altında komple yıkamayı sağlamamız gerekiyor. Bunu çocuklarımıza öğretirken de kolayca çıkabilen sulu boya tarzında boyalarla yıkamalarını söyleyin. Bakın ki ellerinde sulu boyanın bulaşmadığı yer kalırsa oraları da nasıl yıkayacağını öğretmeniz çok faydalı Hocam olacak. lavabom burada. Buyurun. Geçebiliyor muyuz arkadaşlar? Görebiliyor muyuz? Buyurun lütfen. Şuradan. Evet. Şöyle hocam, şöyle Görünüyorsa tam. arkadaşlar, Hocam elimiz saatinizi alayım mı? Hatta kollarınızı da kıvıralım. Kollarınızı da kıvıralım. Ben size yardımcı olayım. Şöyle su israfı olmasın bu arada. Ya bunlar o kadar önemli ki yani bireysel anlamda biz bütün önlemlerimizi alırsak Allah'ın izniyle bu virüsle de başa çıkacağız. Uzmanlarımız her doğru. gün programda tek tek anlattılar. Dün de anlatıldı, bugün de. Doktor Aykut Yıkın doğru el yıkamanın formülünü anlatıyor. Çocuklar için özellikle sulu boya sürün dedi Evet, ellerine. sulu boya çok Öyle önemli. yıkayın yani hangi yerleri, hangi noktaları yıkamadıklarını görürsünüz. Ama önce bir biz öğrenelim bakalım. Elimizi Doğru. nasıl yıkayacağız? Buyurun hocam. Suyu açtığımızda önce alt ve üstten bir kere elimizdekinin bir üsttekinin akmasını sağlayalım. Peşine elimizi ovuşturma tarzında, daha sonra parmak aralarımız, daha sonra da daha geniş dezenfeksiyon amacıyla iç ve dış yüzleri Evet hocam, şu anda sizi büyük bir dikkatle izliyoruz. evet. Doktor Aykut Yıkın Ve doğru el durulamak yıkamanın en önemli yöntemini şeydir. anlatıyor. Hocam hemen peçete alabilir Peçete. miyiz Emineciğim? Şuradan alalım. Kaç dakika sürmeli bu yıkama işlemi? Çok fazla uzatmak obsesyon sebebi. Hmm. Takıntılı, obsesyon sahibi yapar. Buyurun hocam, böyle Ama geçelim. şöyle, içinizden gerçekten yıkandığına inandığınız anda Şuraya atabiliriz hocam. bırakabilirsiniz. Bunu çok Sizi böyle uzatmak alayım. daha iyi yaptığınız anlamına gelmez. Önemli Mesela olan doğrusunu 30 yapmak. saniye diyorlar. 30 saniye, 45 saniye, 2 dakika diyen de var. Ama önemli olan, dediğim gibi, her yerin düzgün bir şekilde yıkandığına, dezenfekte olduğuna emin olmanız yeterli olacaktır Peki arkadaşlar. sadece dışarı çıktığımızda mı böyle el yıkamamız? Mesela İçeri markete geldiğimizde. sipariş verdik. Siparişi bize getirdiler. Tamam. Kapıdan poşetleri aldık. Evet. Mutfağa gittik, yerleştirdik. Evdeyim. Elimi yıkamam gerekir mi?
Tabii ki dışarıdan gelen poşet bir kere kontamine olup olmadığını bilmiyoruz. Kontamine ne hocam? Kontamine virüsle bulaşmış ya da enfeksiyon kaynağıyla bulaşmış. Yani bir ekmek sipariş ettin, marketten bir süt sipariş ettin, herhangi bir siparişte de gelecek olan Evet, sipariş şöyle sonrası mutlaka söyleyeyim elleri yıkaman lazım. ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi ben de koronavirüs var ve ben bu koronavirüslü halimle ellerim terle poşeti tuttum. Getirdim sizin kapıya bıraktım. Sen de geldin benim tuttuğum yere elledin aldın. Elini yıkamadın. 5 dakika sonra o elini ağzına götürmeyeceğinin bir şeyi var mı? Yok, bir Bir garantisi yok tabii. kaşığı ağzına götürmeyeceğinin bir garantisi yok. Tabii ki obsesif derecede takıntılı, saplantılı bir derecede temizlik hastaları gibi bu işe aşırı abartılı davranmamak ama ihtimal olan bir konuyu da göz ardı etmemek adına arada böyle ifrat tefrit arası olmak Dikkat lazım. etmek Dikkat gerekiyor. etmekte Peki bir fayda mevzu var. daha var. Hocam sizin bu konulara psikolojik yaklaşımlarınızı da çok iyi biliyoruz. Doktor Aykut Yıkın'a da sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi biz gönlü hassas bir milletiz. Değil mi? Biri bize yan bakarsa, el uzatmazsa, ne bileyim uzattığım eli geri çevirirse alınıyoruz. Darılırız, Tokalaşma güceniriz. üzerine Tabii. Yani elin diyorsanız, havada kalırsa mesela. evet. Şimdi sizden rica ediyorum. Tokalaşmanın özellikle öneminden bahsediyoruz ya bu noktada. Yine altını çiziyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ziyaretinde Brüksel'de, evet. Brüksel'de ne yaptı? Şimdi arkadaşlarım Tokalaşmada. ekrana getirsinler. Ekran başına yeni geçenler için bir daha tekrar edelim. Brüksel'de şöyle selamladı. Bakın. Normalde burada tokalaşması gerekiyordu. Ama koronanın tehlikesine dikkat çekmek için şöyle bir selam yaptı. Karşıdaki kişi ilk başta şaşırdı. Evet. Sayın O da aynı şekilde Cumhurbaşkanımız cevap verdi. korona dediğinden sonra aynı selam şekliyle o da selamladı. Bu da güzel bir şeydir. Çünkü sonuçta biliyoruz Avrupa tipi koronavirüslerde bulaşı temasla. Yani damlacık enfeksiyonu şeklinde. Bir sıvının içerisinde damlacık şeklinde canlı kalarak. Asya tipi Çin'de çıkan, Wuhan'da çıkan ilk virüs tipi de solunumlaydı. Solunum yoluyla havadan havaya geçiyordu. Ama Avrupa tipinde damlacıkların içerisinde ben öksürdüğümde şuraya damlayan bir damlacık şu masanın üzerinde saatlerce canlı kalıyor. Düşünsene, metrobüstesin, arkandaki adam öksürüyor. Öksürdü, onun Yanındaki tuttuğu tıksırıyor. kolla tuttuğu yerde. Oturduğu koltukta bunların hepsini bunu bulaştırabilir. Dediğim gibi bizim için yapılacak olan iki şey çok önemli. Bunlardan bir tanesi kişisel. Benim kendimi korumam. Benim kendimi Bireysel korumam anlamda nasıl tabii. olur? Bir, el yıkamam. Ağız burun yıkamam. Çünkü ağız burun çok önemli arkadaşlar. En önemli mikrobun giriş kapısı ağız ve burundur. Burun mukozamın içerisine girdiğinde burada bir tane hücrenin içine giriyor bu koronavirüs. O hücrenin içerisinde kendini büyütüyor, çoğalıyor, hapse gibi. Oradan patladıkça yan hücre, patladıkça yan hücre, patladıkça yan hücre bütün Büyüyor, vücuda ilerliyor ve kadar çoğalıyor. akciğere kadar solunum yoluyla akciğere kadar iniyor. Akciğerde ne yapıyor? Akciğerdeki bizim nefes aldığımızda esneyen, verdiğimizde küçülen o esnek, yumuşak akciğer dokumuzu bildiğimiz o kurşun kalemlerde kullandığımız silgi var ya, o silgi gibi böyle sertleştiriyor. Derin nefes aldığınız zaman içinizde o nefesi tutamıyorsunuz. Yani hatta bir ara epey bir okumuştum böyle şeylerle ilgili. Hani teşhis koymak için bende koronavirüs var demek için ne yapılıyordu? Sabah kalktığınızda uyandığınızda derin nefes alıp 10 saniye içinizde tuttuğunuzda o nefesi dışarıya verdiğinizde akciğerinizde bir ağrı acı hissediyorsanız muhtemelen bulaşmıştır deniyor. Oo.
Çünkü 14 gün bulaşıp bulaşmadığını anlamıyorsunuz. 14 gün kuluçka süresi boyunca bu virüs vücudunuza girdiğinde siz normal günlük hayatınızı yaşıyorsunuz. Eyvah eyvah. Ateşin çıkması, öksürüğün başlaması, akciğerlere yayılması o 10-14 Bir günlük süreç. süreden sonra o arada zaten siz kendiniz bulaştırıcı oluyorsunuz. Evet. Siz bulaştırıcı oluyorsunuz. Size bulaşmasının ilk 10-14 gününü anlayamıyorsunuz. O yüzden sabah uykunuzdan kalktığınızda yapacağınız çok basit bir şey. Saniye tuttunuz, verdiniz. Şuranızda bir ağrı, acı hissedersiniz. Çünkü o elastikiyet kayboluyor ya. Hadi birlikte bir daha deneyelim. Evet. Derin nefes Doktorumuz bunu özellikle alıyorsunuz. söylüyor. Koronaya yakalanıp yakalanmadığınızı anlayabilmek adına bir formül. Bu Küçük arada bir test virüse ama bu karşı bir savaş tabii açan ki karışımımız az sonra gelecek katiyen doğru izleyemeyenler bir için. test değil. Bu sadece evde kendi kendinize yapabileceğiniz ya bende de olabilir mi? Bir şey var mı diye bakın. Hani bunun olmaması demek korona kapmadığınız anlamına da gelmez. Bunun olması demek kesin koronasınız anlamına da gelmez Peki ama hocam nasıl bize yapacağız? bilgi verir. Yapacağımız şu, sabah uyandık, oturduk, oturduğumuz yerde derin bir nefes alıyoruz ama sonuna kadar. Bir reklama 10 girip saniye geliyoruz. Bir reklama sonra girip geliyoruz. evet. Evet doktor Arpa Çakın çok özel bir karışım verdi. Bir bardak çamaşır suyu, 9 dokuz bardak. bardak su. Karıştıracaksınız. Bir bardak çamaşır suyu, dokuz bardak su çay bardağıyla. Sonra burada iyice karıştırdıktan sonra şöyle bir fıskiyenin içerisine koyacaksınız. Fıskiye diyorum. Sprey. Anlayın, spreyin içerisine koyacaksınız. Sonra bunu böyle böyle sıkacaksınız. Özellikle çamaşır suyu hani o beyazlatmayanlardan olursa çok Evet. daha iyi olur dedi. Hani eve sıktığınız zaman. Seyircilerimizin çoğu sormuş sirkeyle yapabilir miyiz bunu diye. Yok. Sirkeyle Sirke yapamıyoruz. yapamıyoruz. Çamaşır suyu daha etkili. Bir şey daha soracağım hocam size. Buyurun. Camilerde ne yapacağız diye çok soru gelmiş. Şimdi camiler toplu olarak bizim ibadet yaptığımız kutsal mekanlarımız. Şimdi tabii ki dinimiz gereği tedbir almak her zaman her şeyden önemli. Camilerde toplu olarak bulunmamız gerektiği zaman bu tarzda bir dezenfektanı camilerimizin içerisinde cami gönüllüleri tarafından ibadetlerden önce ve sonrasında kullanımı bizi bir miktar daha korur. Ama namaza paldır küldür direkt gelen koronavirüs kapmış bir kişinin öksürmesiyle 3 metre etrafına bunu bulaştıracağını biliyoruz. Bizim en büyük şeyimiz dinimizin de emridir. Hastalık olan bir yere ya girmeyin ya da Evet. girdiyseniz oradan çıkmayın.